Evet, merhaba selamlar. Bu videoda sizlere Türkiye'de satılmayan Oppo'nun Find X2 Pro modelini tutun açacağız. Bir de bir ön inceleme yapacağız. Bunu benim arkadaşım aldı. Kendisi mühendis, böyle takıntılı telefonları, OnePlus da aldı bilmem ne. Böyle alıp alıp işte kullanıp satıyor. Dedim bu dursun. Ben bunu çünkü Find X2'sini açmıştım. Pro'su Türkiye'de yok. Zaten bakın burada 12 GB RAM, 512 GB dahili hafıza diyor. Bunu Instagram'dan bir yerden almış. 12 bin küsur TL'ye. Aldı işte, kendi pasaportuna mı kaydetti bilmiyorum. Ben yine o sayfanın da meraklısı varsa koyarım açıklama kısmına. Kutusuna bakalım, burada işte siyah yazıyor. 12 GB RAM, 512 GB dahil hafıza. Onun dışında başka hiçbir şey yazmıyor kutusunda. Böyle açalım. Kutumuz bu. Şöyle kabartmalı bir şeyle geliyor. İçinden fik fiki çıkıyor. Kullanım kılavuzu, şeffaf kılıfı. Cihazımız bu. Altında neler çıkıyor? Ey maşallah. Adaptöre bak. Yuh. Süper VOOC. Kaç watt? 45 watt herhalde bu. Bayağı güzel böyle. MacBook adaptörüyle aynı boyda. Hani MacBook Pro değil. MacBook adaptörüyle aynı boyda. Şurasında bir şey var. Kablosunun kulaklık çıkıyor. Bu bilmiyorum bununla. Şöyle bakalım. Şurada bir kablosu çıkıyor. Kablosu da turuncu hatlı. Bak şurada turuncu, hafif böyle sarımtırak turuncu bir şey var içinde. Aynı şekilde kablo. Bir tarafı USB tip A, diğer tarafı USB tip C kablosu var. Kulaklık da çıkıyor. Kabloyu geri koyayım da. Zaten bunun şarj derdi yoktur. 15 dakikada 20 dakikada şarj olur bu. Ve kulaklığımız. Kulaklığımızın etrafında yeşil çizgiler var. Şöyle anlaşılıyor herhalde. Şöyle hafiften yeşil bak bir çizgi var. Metal. Type-C girişli. Ses açma kapama var. İçindeki şeylerde böyle turuncu parçaları var mı hafiften? Yani şey, kabloyla uyumsuz geldi bana, benim gözüme. Niye yeşil mesela bu? Bu da turuncu olsa. Ya turuncu olsa da çok sırıtırdı ama. Ama hoş olmamış yeşil bence. Yani hani bütünlük sağlamamış. Hani yeşil olsa bu da, bunlar da yeşil olsa hani Razer gibi olur o zaman da. O da alakalı ayrı konu. Burada kulaklığın içindeki fik fikler var. Arkadaşım bana takacağı için çok da sallamıyorum. Evet. Telefonun özelliklerine gelelim. Gelmeden önce açalım. Şuradaki yeşil detay var işte. O yüzden yeşil koymuşlar. SIM kart girişimiz. Hafıza girişi var mı bilmiyorum. Bakarız da hafızaya bence gerek yok. 512 GB zaten. Yan tarafında power tuşu var. Ekranda parmak izi var bu telefonda. Sol tarafında ses açma kapama. Üst tarafında herhangi bir şey yok. Böyle hafiften oyuk. Arkasını kaldıralım şeyini. İğmeyesini. Simsiyah. Böyle pürüzlü. Çok hafif. Ama seramik deniyor sanırım bunlara. Çünkü iki tane. Bunların iki versiyonu var. Arka tarafı seramik ya da deri. Yan tarafı alüminyum. Ön tarafı Gorilla Glass 6 ile. Kaplı bu cihazı şöyle açayım. Seramik modeli, bu seramik modeli olabilir mi? Büyük ihtimalle olabilir. Yani şey, deri olmadığına göre. Deri telefon mu yapıyorlar gerçekten? Arka tarafını deri yapıyorlar, evet. Açıldı. Deri modeli 200 gram ağırlığında. Seramik modeli 217 gram ağırlığında. Çift sim kartlı. IP68 suya toza. Her şeye dayanıklı bir telefon. Ama yani Oppo Find X2'yi ben inceledim. Pro'su hakikaten cam gibi duruyor. Şuradan şu kamera falan anlatacağım birazdan. Hibrit zoomlu. Şöyle bir Türkçe kuralım. Hadi bunun Türkçesi. Ben biraz özelliklerinden bahsedeyim. Zaten özelliklerinden konuşacağız. Üzerine de çektiğim fotoğrafları, videoları koyarım. Siz kendiniz yorumlarsınız. Kuralım da bu arada, kuralı kurarken her zaman. Şimdi cihazımız açıldı. Ben ekrandan başlayayım anlatmaya. Zaten çektiğim fotoğraflar, videolarda üzerine konuştukça gelecek. Sonuçta bu inceleme videosu. Arkadaşın acelesi var, kıpır kıpır kullanacağım diye. Yetiştireceğiz. Uzun süre bize kalamıyor yani. Yani o yüzden. Sadece ben böyle bir telefonum var. Böyle bilginiz olsun diye söylüyorum. Bu telefonun Avrupa satış fiyatı 1350 euro. Hatta Samsung S20 Ultra'dan pahalı bir telefon satış fiyatı konusunda. Onu da baştan söyleyeyim. Yani üst seviye bir telefon. Bayağı üst seviye bir telefon. Ekran 6.7 inç. 90.1 işte M-Boy oranı var. Çerçeve ekran oranı var. 1440x3168 piksel bir çözünürlüğümüz var. 513 ppi piksel yoğunluğumuz var. Gorilla Glass 6 ile korunuyor demiştim. HDR 10 Plus destekli bir ekran. Ayrıyeten de 120 Hz ekran yenileme hızımız var. Ekran yenileme hızını. 60 ile 120 Hz arasında değiştirebiliyoruz. 120 Hz yapalım. Gücü de tükenirse tükensin. Şu an bizi ilgilendirmiyor. Nasıl yapıyorduk ekran içini? Hızlı hızlı. Şöyle göstereyim. Buraya ağır çekim yapabilir misin? Hatta şöyle gece modunu alayım. Gece modu nerede? Çok güzel. Gece modunda belli olur. Şu an 120 Hz'de mesela. Bu 120 Hz şey yeni çıktı zaten bizim başımda da. Artık her telefonda gelmeye başladı. Çok da bir esprisi kalmadı. Ama tabii ki de mobil oyunlarda bir şey okurken aşırı derecede rahatlatıyor insanın gözünü. O da ayrı konu yani. Hani gereksiz bir şey değil aslında ama hani 120 Hz, 120 Hz diye artık oturdu bence her şey. 800 nit de maksimum parlaklık değerine sahip bir ekranımız var. Gelelim cihazın özelliklerine. Son olarak en sonunda kamerasını konuşur, kapatırız zaten incelememizi. Cihazımız... Allah'ım ne güzel telefon ya. Ben böyle direkt siyah telefon
telefonu da seviyorum. Bir kere ama hayvan gibi parmak izi tutuyor. Bu da ayrı konu. Artık arkadaş siler bunu, ne yapsın. Baksana. Deli gibi parmak izi tutuyor. Android 10'la geliyor. ColorOS 7.1 ile geliyor. Kendi arayüzü Oppo'nun. ColorOS dediğimiz. Qualcomm Snapdragon 865 7 nanometrelik bir işlemciyle geliyor. Bu 8 çekirdekli bir işlemci. Bir tane çekirdeği 2.84 GHz. 3 tane çekirdeği 2.42 GHz. Ve 4 tane çekirdeği de 1.8 GHz'lik bir işletim sistemin çekirdekleri böyle. Meraklısı varsa bu bilgiyi verdim. Adreno 650 ekran bileşen ekran kartıyla geliyor diyebiliriz. İçinde 512 GB dahili hafızası ve 12 GB RAM'i var. Ve hafızası da UFS 3.0 ile çalışıyor. Oldukça yüksek bir dosya aktarım hızı demek bu. Yani oldukça hızlı bir memorisi var içinde. 3 tane kameramız var. 2 kameramız 48 megapiksel. 48 megapiksellerin geniş olanı 1.7 diyafram aralığına sahip. Diğer 48 megapikselli kameramız ultra geniş açı kameramız. O da 2.2 diyafram aralığına sahip. Bir de 13 megapiksel bir kameramız var. Bu F3 yani 3 diyaframa sahip. 5x'e kadar da optik zoom'u var ve optik imaj stabilizeri var zaten o kamera, bu kamera. 5x optik zoom bence güzel. Yani bunu 10x yapıp fixeseler böyle hani 100x olmasa, 50x olmasa, 10x optik zoom hepsinde standart olsa mesela süper olacak telefonlarda. Zaten bir kamerayla bir deneme fotoğrafları gelecek koyacağız. Video çekimine gelelim. Evet, cihazın arka kamerasındayız. Cihazın şu an 4K 60 kare çekiyorum. O kadar stabil çekiyor ki şu an. Yani bayağı şaşırdım şu an. Telefonu çeviriyorum sağa sola. Ve yürüyorum aynı zamanda. Çekerken bir zoom yapalım. 2x zoom yaptım. 5x yaptım. Şöyle. Görebiliyorsunuz. Yani ekrandan başarılı gözüküyor. Bakalım YouTube'da nasıl gözüküyor. 4K'da 30-60 kare çekebiliyor arka kamera. 1080p'de 30-60 kare çekebiliyor ve süper slow modları da var. Ön kameramız, selfie kameramız, ekrana gömülü kameramızda. Tamam, ekran resmi almak için öyle yaparız. Ön kameramız 32 megapiksel f2.4 diyafram aralığına sahip ve geniş açı bir kamera. Bu da HDR destekli. 1080p'de 30 kare çekebiliyor demişler video. Bu bence 60 kare, en azından bir 4K'da 30 kare olsa daha iyiymiş. Evet, şu anda telefonun ön kamerasıyla bir video çekiyorum. Sesim nasıl geliyor? Nasıl görüntü? Şu an ışık tam karşımda. 1080p'de 30 kare çekiyor. Bence bu telefonun en büyük eksiği bu. Yani 4K çekmiyor. 4K'ya geçtim, 30 kare çekiyor. Hani bari 60 kare olsaydı daha iyiydi tabii. Şu an su sesine doğru gidiyorum. Bakalım rüzgar değişiyor. Ses nasıl? Kendiniz karar verin. Üst seviye bir telefon sonuçta bu. Ama tabii sanırım bir sonraki modeline belki OnePlus'larda yapıyorlardır Oppo'nu. Değişiyordur. Onun dışında bahsetmediğim özelliklerinden de bahsedeyim. Kapatalım artık videoyu. Parmak izi ekrana gömülü parmak izi okuyucumuz var demiştik. Pili 4260 mAh. Pili biraz, mesela ben 4500 bekliyordum bunda. 4260 çıktı ama 65 Watt'a kadar destekliyor şarjı ve sanırım kutudan 45 Watt'lık şarj çıkıyor. %100'de 38 dakikada dolduruyor demişler. Super VOOC ya da ya iki oğlu yazıyor ama Super VOOC diye geçiyor. 2.0 bir şeyle de geliyor. Teknolojiye de geliyor. Renkleri siyah var, turuncusu var, grisi var, yeşili var ve Lamborghini edition'ı var. Keşke Lamborghini alsaymış işte. Burada şov yapardık. Onun dışında da cihaza şu an diyecek bir şeyimiz yok. OnePlus'lar olsun, Oppo'nun bu yüksek seviyedeki telefonlar olsun. Genelde iyi cihazlar zaten. Ama ben yine de fotoğraflarını, videolarını çekeceğim. Zaten şu an biz konuşurken de üzerinde gördünüz. Kendiniz karar verin. Dediğim gibi çok kısa. Hani böyle yaklaşık 3 saat kalıyor cihaz bende. İnceleme fırsatım olmadı ama sadece kutu içeriğini gösterdim. Türkiye'de olmayan modeli gösterdim. Fotoğraflarını, videolarını çekip koyarım. Kendiniz bakarsınız. Evet, böyle bir inceleme, kutu açılış artı ön inceleme videosu diyelim. Böyle bir cihaz da varmış. Hakikaten de keşke ülkemizde satılsaydı ama ülkemizde satılıyor olsaydı emin olun fiyatı çok pahalı olurdu. Dediğim gibi S20 Ultra'dan yüksek fiyatta çıktı yurt dışında. Yani birisi 1050 dolardı maksimum. Birisi 1100 dolar bu çıktı. Yurt dışı fiyatları biz Avrupa'ya baz aldığımızda birisi 1350 euro, birisi 1200 euro civarında oluyor. O yüzden biraz fiyat bize yüksek gelirdi. Zaten şu an bile 12 bin lira, 12 bin 500 o civarda bir paraya denk geldi yani. Almış arkadaş. O meraklısı tabii bunların. Koleksiyonları da var onun. Oppo'nun falan. Şeyin, OnePlus'ın. Para böyle bir şey işte. Nasıl arkadaşların var abi, senin telefon koleksiyonu var? Var da bir hayır yok. İlk defa şimdi işte inceledi. Adam alıyor, açtım bak diyor, nasıl diyor. Lan dedim açmasaydın getirseydin. İşte en son öyle yaptı. Bakalım. Evet. Hadi kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi alınır mı alınmaz mı, işte yorumlara, videolarının performansını, fotoğraf performansını beğendiniz mi beğenmediniz mi, hepsini yorum kısmına yazarsınız. Kendi gözlerinize gördünüz. Kendinize iyi bakın. Başka incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.